Bismillah, hamdülillah, ve salaten ve selamen ala Resulillah. Merhaba arkadaşlar. Pratik tecvid derslerimizin 15.sine geldik. Bu dersimizde İzhar-ı Kameriye alacağız. İzhar-ı Kameriye de bir önceki dersimizin devamı olan İdgam-ı Şemsiye'nin tam tersi İzhar-ı Kameriye, elif lam takısıyla alakalı. Yani lam tariften sonra kameri harflerden biri gelirse İzhar-ı Kameriye olur. Yani bu durumda lam harfi cezimli olarak okunmuş olur. İdgam edilmez. Buna izharı kameriye denilmekte. 14 tane harfi var. Ebgi hacceke ve haf akimehu. Bu beytin içindeki harfler. Yine tek tek elif, ba, cim, ha, ha, ayn, gayn, fe, kaf, kef, mim, vav, ha, ha ve ya harfleri. Örnek olarak okuyalım. Minel ahzabi. Elif lam takısındaki lam okundu. Minel ahzabi. Vel huda. El mu'minu. El kameru gibi. Kelimenin aslından olup fakat lam-ı tarifiye benzer olan kelimeler var. Mesela el hakum. Ha kelimesi izhar-ı kameriye harflerinden. Ebgi hacceke ve haf akimehu şurada. Ama bu elha kum kelimesi elha, yani buradaki elif lam takısı değil, kelimenin aslı olan fiilin yapısındaki harfler. Yine fe elhemehe, yani bu karıştırılabilir. Elvanikum yine vav harfi elvan. Buradaki renkler manasına gelen bu vav harfi de kelimenin, yani elif lam takısı da aslından. Elvahun. Elzemekum. Bunlarla karıştırılabilir. Bunlar ya ezberlenmesi ya da Arapça bilgisiyle bilinebilir. Peki izhariye kameriye denilmesinin sebebi nedir arkadaşlar? Elif lam takısını neye benzetmiştik? Yıldıza benzetmiştik. Kamer nedir arkadaşlar? Aydır. Ay manasında. 14 harf de, yani ebghi hacceke ve haf akimehu beytindeki harfler aya benzetilmiş. Elif lam da yıldıza benzetilmiş. Ay varken yıldızlar gözükür mü? Evet, gözükür. Dolayısıyla buradaki lam harfini bu harflerden biri gelirse el-kamer kelimesinde olduğu gibi okuyoruz. Ama tam tersinde neydi? İdgam-ı Şemsiye'de güneş, bunu farz edelim. Güneş varken yıldız gözükür müydü? Gözükmezdi. Yani lamı o zaman o şemsi harflere idgam ediyorduk. Burada ise kamer varken, yani ay ortada, ayan beyan, bakın yıldız gözüküyor. Dolayısıyla buradaki kameri harfleri açıkça okuyoruz lam harfiyle birlikte. Evet, bu dersimizi özetlersek izhar çeşitlerini ele alalım. Dil izharı vardı, yani altı harfin izharı. Boğaz harfleri geldiğinde tem ve sakin nundan sonra dil izharı oluyordu. Dudak izharı neydi? Mim harfi, cezimli mim harfi, ba ve mimin dışında herhangi bir harfe uğrarsa dudak izharı, izharı şefeviye diğer adıyla oluyordu. Bir de idgam meal gunnenin izharı vardı arkadaşlar. O neydi? Tenvin, sakin nunla birlikte vav ve ya harfi aynı kelimede bulunursa. Dört tane kelime vardı. Qinvanun, sinvanun, eddunya, bunyanun. İzhar kelime-i vahide. Burada da izhar gerçekleşiyordu ve dördüncü izharımız izharı kameriye, elif lam takısının okunmasıyla alakalı. El izharu nedir? Huvel infisalu tebaudan beynel harfeyn. İki harfin arasını uzaklaştırarak ayırmaktı. İzhar-ı kameriye, lam-ı tariften sonra kameri harflerden biri gelirse izhar-ı kameriye olur. Yani lam harfi cezimli olarak okunur, idgam edilmez. 14 tane harfi vardır. Ebghi hacceke ve haf akimehu. İzharı 4 kısma ayırdık. 6 harfin izharı, yani dil izharı, dudak izharı, izhar şefeviye, izhar kelime vahide, idgam-ı algunin izharı, bir de şimdi okuduğumuz der izharı kameriye. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.